Merhabalar arkadaşlar, Game Circle videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Psikopat Hunt'ı oynuyoruz arkadaşlar, ama revamp'ini. Oyunun remake versiyonu çıkmış arkadaşlar. Yine bir hayran yapımı. Bakalım sizlerle birlikte bu özlediğimiz Psikopat Hunt'ı tekrardan görmüş olacağız. Bildiğiniz arkadaşlar bu eleman Mr. Meat. Yani Mr. Meat'in en eski versiyonu. Captain'ı satın almadan önce oyun böyle gözüküyordu. Oyunun ilk hali bu şekildeydi ve oradaki et adamımız orijinali bu şekildeydi arkadaşlar. Daha sonra işte Captain'ın satın aldı oyunu. Sonra işte tasarımları değişti, haritası yenilendi filan derken oyun şu anki son konumuna gelmiş oldu. Bakalım revamp'ı nasılmış? Neler değiştirmişler, neler eklemişler? Play tuşuna basarak başlayalım şimdi. Lazerler. Bak, lazer olayı getirmişler oyuna. Oyunda lazer var arkadaşlar. Lazerleri açabiliriz. Ekstra kilitler. Darker için de açmaya gerek yok. Oyuna Impossible mod eklemişler arkadaşlar ekstradan bu oyunun. Bu arada Psikopat Exus ne demek ya? Evet, bu en zorun. Yani zorun bir tık şeyi galiba. Tamam, normalde oynayalım. Psikopat Wit bunu değiştiremiyoruz nedense. Ekstra kilitleri açmaya gerek yok. Darker'ı açmaya gerek yok. Oyunu şöyle bir inceleyeceğiz. Secret var. Okey. Başka bir şey değiştirebiliyoruz mu? Değiştiremiyoruz galiba. Tamam, başlayalım bakalım. Oyunda ne yenilikler var? Evet. Eskiden tabii ki de biz bir tane havalandırmadan giriyorduk içeri. Aynen öyle. Ne oldu lan? Ana. Bir anda kendimizi burada bulduk. Nasıl oldu iş? Ne oldu da ben buraya geldim bir anda? Şimdi lazer nerede? Lazer burada mı? Lazer burada. Benim bu lazeri patlatmam lazım. Boom. Bu sesi duyuyor mu? Patlama sesini duyabiliyor mu? Bilmiyoruz. Peki bu adam patlamalara, yani lazerlere tek atabiliyor mu? Onu da bilmiyoruz. Dur bakayım. Revamp'te ne farklılıklar var? Şimdi göreceğiz. Okey. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu nasıl yaratık? Kedi mi bu? Kedi mi ejderha mı? Oha! Gelme lan. Oğlum, son sahneye de kaçtım. Okey. Orada çok değişik bir yaratık koymuşlar arkadaşlar. Kediye benziyor ama kedi de değil yani. Kedi olsa anlardık diye düşünüyorum. Buralar çok karanlık. Ben bunu şuraya bir atayım. Şuradan aşağı atlayabiliyorduk diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Şurada ne var? Ne oluyor lan? Bu anahtar. Ne yapıyordu? Bu anahtarla nereye açıyorduk? Oyunu unutmuşuz ya. Ama özlemişiz de arkadaşlar. Oyunu hem özlemişiz hem de... Patlama efekti gel. Harika bir patlama efekti yapmışlar oyuna. Ya hocam, beni nereden gördün? Oğlum normalde biz bu oyunda bir tane gizli derken bir tane kadını şey yapıyorduk, kurtarıyorduk. Öyle değil miydi? Bu kapılar var mıydı? Bu kapılar da yoktu galiba. Kaçış kapısı var mıydı oyunda ya? Yoktu galiba. Tam olarak hatırlamıyorum açıkçası. Olsun, yakalandık. Mekenden onlayınız. Bu arada elemanı da özlemişiz bu arada, şakasız. Kodu bulduk. Bu kod arkadaşlar biliyorsunuz şurayı açıyor. Derken ben lazere kafa attım. Mükemmel. Harikayız. Süperiz abi. Orada bir tane sarı anahtar gördüm. Aşağıları iyice inceleyemedim ki. Gittik, direkt öldük. Ha, aldım. Şu an aldım. Buraya hammer lazım. Burası çok karanlık ya. Mesela bu kilit nereye açıyor? Ben karşı tarafı nasıl geçeceğim? Oo, oğlum bir şey diyeceğim. Lazerler direkt kapatıyor yolu. Ben nasıl şey yapacağım? O taraflara geçeceğim. Öyle bir gariplik var. Var. Bu arada arkadaşlar, yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve
Yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilsiniz. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Artık bizi rahatsız edecek bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Evet. Ana! Moda oynayanların fotoğraflarını koymuşlar. Belki biz şu an oynadığımız için bizi de buraya koyabilirler arkadaşlar. Hatta Türk var mı diyeceğim. Evet, bir tane Türk arkadaşımız var. Ahmet Tunç. Başka var mı? Bunları tanımıyorum. Açıkçası. La bu burada. Kapısı açık. Ben bunu alıp gideyim. Kanka. Bir şey diyeceğim. Eleman burada. Ben bunu hemen alıp gideyim. Ana kapıyı açacağız. Tamam. Şimdi öbür oyundan fark arkadaşlar. Normalde biz bu reyninin kapısını açıyorduk. Burada direkt ana kapıyı açıp kaçmamız gerekiyor galiba. Evet. Amacımız ana kapıyı açmak. Okey. Yapacağız. Okey. Sana anahtar nereye açıyor? Eleman hareket etmiyor hiçbir şekilde arkadaşlar. Okey. Burada ne var? Bunu bulduk. Var mı ekstradan başka bir şey? Burada genellikle kod falan çıkıyordu. Et adamın mutfağı. Et adam reis. Şimdi bu ka... Ne oluyor lan? Ezi. Galiba şurayı açıyorduk ya. Ha normalde burasıydı. Ha bu. Ya. Hocam dur bir iki dakika. Gene geldi. Nereden geldi görmedim. Oo Lasaur'a geldik. Çok hızlı oldu oğlum. Yapmayın etmeyin. Biz bir de normalde oynuyoruz ya. Normalde oynamamıza rağmen bu kadar zorlandık. Şimdi. Kapı açık şu an. Şu sarı anahtar galiba bir dakika ya. Gelme. Geliyor. Aa! Abi çok hızlı yakalıyor. Bu ne oğlum, biz impossible mod mu oynuyoruz? Ne yapıyoruz yanlışlıkla? Evet bravo. Kaybettik. Game over. Beni duvara. Aa. Ne oldu? Beni duvara asmış. Çürümeye mi terk etti? Büyük ihtimalle çürümeye terk etti arkadaşlar. Neves var. Neves'de arkadaşlar 071 ile gelen şeyler. Easter egg'ler eklenmiş. Bug'lar düzeltilmiş. Kamera sallantısı eklenmiş. Psikopat Hunt'ı ana menüye eklemişler. Onun dışında normalde oynayacağım. Tam easy'de oynayacağım arkadaşlar. Bu sefer easy'de oynamaya çalışacağız. Ekstra kilitlere gerek yok. Darker'a gerek yok. Lazerleri de kapatıyorum bu sefer abi. Çünkü bunlar çok büyük problem çıkarıyor şu anda. Bize başka değiştirmemiz gereken bir şeyler var mı? Yok. Tamam. Bu sefer easy ile oynuyoruz abi. Hav. Tekrar hayata geldik. Bu da oyun çok fazla karanlık. Ekstra ışıklandırmayı gerekebilir bence oyunda. Ekstra ışıklandırma şart. Şimdi mekandayız. Burada ne var? Ha, güzel. Bunu bulmakla iyi ettik. Şimdi hemen kapıyı açalım. Tamam, kapının tahtasını açtık abi. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şimdi güzel şeyi de burada bulduk. Şuradan şunu keselim. Geliyor. Tamam ben de buraya gireyim. Burada şöyle bir evcil hayvanı var arkadaşlar. Miyavlıyor. Çok enteresan bir şekilde. Miyavlayan bir arkadaşımız var orada. Karakterimiz oraya gitti. Güzel. Ben de şurayı açayım. Harikayız. Her yerde fırlatmalık şişeler var. Şuraya atlayayım. Burada var mı abi bir şey? Almalık malmalık? Yok. Karakter geliyor.
Bu ne hata? Bunda hiç işimiz kalmadı. Üst kata çıkalım. Beni görmedi gibi. Görse fark ettirirdi diye düşünüyorum. Hammer'ı bulduk. Aa, Helen Hammer'daki televizyon sesi. Geliyor. Çekiç çekiç çekiç. Aynayı kırmam lazım bunda. Kaçtık. Gel lan buraya. Hazır mı kaptan? Hedef tamam. Hedef nişan al. Ateş. Evet hocam biraz fazla hareket yaptı ama tamam neyse. Kendisi bayıldı. Koda ihtiyacımız var. Kodu bulmamız lazım aşağıdan. Şu saran anahtar burayı açıyor olmaz. Burayı niye açmıyor bu? Saran anahtar nereye açıyordu bu oyunda ya? Araba mı? Araba bagajı da olabilir. Yok. Onun anahtarını bulamadık şu an. Aynen. Arabayla alakalı bir şey bulmadık. Sana anahtarımız var. Sana anahtarla ne yapabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Kodu bulduk. Koddan ne verdi bize? Master key çıktı. O zaman bu kapıyı bu açıyor. Aynen öyle. Tamam. Geliyor. Hazırım bu sefer. Bakalım nasıl bir hareket yapacak. Gel lan. Et adam. Orijinal et adamı oynuyoruz. Orijinal. Orijinal. Woo! Dancing. Dans eden et adam. Evet, ana kapıyı da bulduk. 60 saniye şu anda aramızda yok. Buralarda bir şey yok. Pompalı tüfek şunun arkasındaydı. Evet, bulduk. Artık pompalı tüfeğimiz var. Bizim anahtar falan çıkması gerekiyordu ya. Biz şu an ne eksiğimiz var? Ne bulmadık oyunda? Bir şey bulmadık ama. Oyun bitmiş lan. Oyun bitmiş. Haberim yok. Ah. Bu dil çıkarıyordu değil mi? Evet doğru. Şu anki yeni versiyonda arkadaşlar biliyorsunuz Captain's'ın yapmış olduğu versiyonda yaklaşıp dil çıkarıyordu. Burada normal bakıyor bize. Yani oyunun geliştirilmeye devam ediyor. Psychopath Hunt Revamp adında geçiyor oyunumuz. Açıklamayı linkini bırakacağım. Siz açıklamadan mobil için versiyonu indirebilirsiniz. Dediğim gibi Access Impossible modları da var. Onları da oynamamı istiyorsanız şöyle bize 5000 like yeterli diye düşünüyorum. 5000 like istiyorum sizden arkadaşlar. 5000 like eğer geçersek Impossible ve Access modlarında oynanış videoları gelecektir. Onun dışında dediğim gibi büyük ihtimalle sonraki güncellemelerde arkadaşlar bizim et adamın eline silah milah verecekler herhalde. Şimdi burada bıçak gözüküyor. Onun dışında ekstra karakterler ekleyeceklermiş. Yanlış duymadıysam. Onları sonraki güncellemelerde görmüş olacağız efendim. O zaman teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.